Sen geçen burada trendlerin dengesizliğinden bahsetmek için ufak bir örnek yapmak istiyorum. Bir tane buraya dispatch koydum ve iki thread de buraya yazdıracak. Sırasına falan bakacağız. Hangisi daha güzel yazmış, hangisi şey yazmış. Ona bakacağım. Göstereceğiz yani. Olmazsa olmaz yani. Ya bu olmazsa olmaz. Void yazdır. İki tane yazdırım olacak. Bir tanesi bir için, bir tanesi iki için çalışacak. ListBox'ın item'larına, ama bir tane for yazsaydım iyiydi yani. Hop. 100 bin iyidir. ListBox'ın item'larına add yapacak. İyi. Ayı yapmasın. Thread nokta current thread şey aktif çalışan thread ismini yazdırsın artı i'nin değerini yazdırsın. Şunu mu? İki tane farklı işim var. Var mı sıkıntı? Evet. Buraya iki tane thread açacağım. Thread. TH01. Neydi? Yazdır. Yazdırıverdik. Neyse klavyem karıştı. İki yaptık. Ne? Yok ya, onu çok ettim ya. Aga Windows 8 bana dayanamıyor ya. 4 kere Windows 8 format attım. Yani yapan adamlar bile o kadar çökme ekranı görmemişti yani. İşçi 01 olsun bunun adı. Diğerinkini de işçi 02 yapacağım. Ve daha sonra bu iki elemanı da TH01 start bir de TH02 start yapacağız. Hop. Aa dur. Şey yapmadım. Şunu ikinci form yapayım. Çalıştırayım. Şimdi ikisini aynı anda çalıştırmama karşın 02 çalıştı hep. Target şuraya kadar. Şurada bir kere bu çalıştı, iki kere bu çalıştı. İki kere bu çalıştı, sonra iki kere bu çalıştı falan gibi bir durum var. İşte sonra burada bayağı bir çalışmış. Bir kere iki çalışmış, sonra tekrar bir çalışmış gibi durum var ve en sona bakalım. Hala bu devam ediyor tabii şu an. Ha? Evet, duracağım. Bayağı bir şey uzun yazdığım için. Ama sayı farkları mesela yakalamışlar aşağı yukarı bir 200 fark var. Eskiden sanki daha fazla gibiydi. Dolayısıyla hangisinin şey yapacağını karar veremiyoruz. Önce biteceğine karar veremiyoruz. Kafasına göre çalıştıkları için gidiyor. Yalnız bunları öncelik tanımlayabiliyoruz. Öyle bir durumları var. Öncelik tanımlamanın esprisi şu oluyor. Burada sıkıntı var mı senin arkadaşlarım? Dur be. Bu ne? Öncelik şöyle tanımlanıyor. Elemanın property'sini işte bir tanesini lowest yapayım. Diğerini de aynısı. Evet. Şimdi normal standart normaldir. Normalin altında, normalin üstünde. Düşük ve yüksek. Seçtim. Şimdi aslında bunu böyle daha zor göreceğiz ya, böyle olmaz. Şuraya iki tane text box koyacağım. Evet. Şu text box 1'e yazdırsın.
Bu da textbox 2 yazacağız. Neye? Yok, eşit dediğim için değiştiriyor ya. Şimdi ne var ya? Bastık. Çalışıyor. Şimdi bir hangisinin düşüktü? Bir numara düşüktü. Dolayısıyla bu biraz daha yavaş çalışıyor. Bilgisayarımı kastıran bir işlem yapayım şimdi. Mesela birkaç tane SQL açmaya kalkayım. Bir 10 tane falan. Şu üstteki artık durma noktasına kadar durabiliyor. Çünkü önem derecesi düşük olduğu için bilgisayar onu işlemci bazında diğer işlemleri yapmak için durduruyor. Mecbur, yok bitmedi de hani çok gerekiyorsa hani duruyor gerekli threadler. Ama sonuçta bununki yüksek derecede olduğu için bu ara ara tekrar çalışmaya devam ederken bu mecburen beklemesi gerekiyor. Ya bayağı bastığım için şu an bilgisayar bayağı bir zorlanıyor yani şu an. Çık çık maviden gelir yani. Dolayısıyla şey nasıl çalışacağına karar veremesek bile önem dereceleriyle beraber şey ayarlayabiliyoruz hani ne kadar sık çalışmalı, ne kadar yoğunlukta çalışmalı gerektiğini söyleyebiliyoruz. Yani bu da önemli bir seçenek olarak karşımızda duruyor. 10 tane açmışım galiba. Bayağı bir fark oldu yalnız aralarında. Aaa kaynadı, aynısı Allah. Evet. Vay arkadaş hala açılıyor. Evet. Önem dereceleri iş yoğunluğumuzu belirtir. Dolayısıyla ne kadar önemli olduğunu söylersek bilgisayar o kadar daha çok ona yönelim yapacaktır. Tabi bu da şey var. Bütün programı hides yapabilirsin tüm threadlere. Bu sefer de şöyle bir sıkıntın olacak. Bilgisayar çok kasma durumu oluşacaktır. İnsanlar programı kapatmak isteyecekler. Hani lan bilgisayarım çok kasıyor bu falan deyip programı kapatacaklar ya da kaldıracaklar bilgisayardan. Dolayısıyla her şeyi hides yapmamak önemli. Eğer çok böyle önemi yoksa normalde kalması her zaman iyidir. Yani bilgisayar kafasına göre onu ayarlar. Evet. Ne dersiniz? Abi. Hadi sor. Nasıl? Ha, avantajı zaten aynı anda çoklu çalıştırması. Ve bilgisayarı kasmayan bir durumda mesela low step arsam çok önemli değil. Çalışsa da çalışmasa da olur gibi. Mesela bilgisayarın arkasında şey takip ediyor diyelim. Açık programları takip ediyor. Yani bunun hides olmasına gerek yok. Yani normalde de takip edebilir yani. Hani program açırken takip etmesine gerek yok mesela. Arkadan böyle bir program yazacaksan. Ama yok, her şeyi ben yakalamam lazım. Mesela keylogger yazacaksan bunun hides olması lazım. Yani hiçbir zaman durulmaması lazım. Yani her şeyi yakalamam lazım. Dolayısıyla o hides olması lazım. Ama hides olması bilgisayarı kasmak demek oluyor. Çünkü bu çalışırken bilgisayar başka bir yerden kısıyor. Mesela iki tane threadim vardı. Bu hides'ın çalışabilmesi için lowest'ın kapalı olması gerekti mesela. Durması gerekti. Dolayısıyla şey olmayabiliyor. O yüzden her şey hides'ta olmuyor. Yani. Duruma göre, önem derecesine göre, artık program akışına göre yapılabilir. Bunlar da kullanacaksın ya. Emre, bunlar da kullanırsın. Hocam valla, bir kullanmayacağımız kesin herhalde. Web sitesini yapabilirsin. Nerede mesela? Bunu işlem yaparken kullanırsın web sitesini. Eğer çok istiyorsan da. C-Shop kodlarına yazarsın. Çalışsın. Çalışsın işte. Ama evet, bunlar biraz daha Windows için yapılmış ıvır zıvırlar hani. Artık şöyle. Kalkan bir ekran. Ekran burası işte. Kapısın burası. Kalkın mı? Kalkın mı?
Bunda da nasıl konuşamadım da. Şey yapacağız. Aynısının benzerinin değişini bir senaryoyla karşımıza çıkacak. Çok enteresan bir şey. Mesela yine aynı şekilde. Şuraya bir tane bundan koyalım. Tamam, yeter bu kadar. Bastık bu tarafa. İlk kim mi geldi? Yalnız burada bir while yazmayacağım ya. Hayır, şey for yazmayacağım, while yazacağım. Artı. Bir de sayın arkadaşlarım. Ya arkadaş manita gibisiniz orada fıs 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 ha. Thread nokta slip yapacağım. Slip'in esprisi programa belirttiğim milisaniye boyunca yani o thread'e bekletmesidir. İşte 3 milisaniye bekletsin her turda. Aynen suspend'in otomatiği. Bu da 2 olacak. 2 de 2 saniye beklesin. Ne? Yok, milisaniye. Ha 1 milisaniye bekleteceğim. Yani gözle pek göremeyeceğin bir şey olacak. Evet, şöyle bir durumumuz var. Şimdi 3 tane thread'im var. Yazdır. Hop. Bir de şuna bir isim vereyim. T01'in name'i. Aslında işaretler yaparsam daha kolay olabilir mi? Şu tire olsun. İki numaraya yıldız basalım. 3 numaraya da Estoş yazalım. Sonra 3'ün ne? Yaptım işte. Devam görmüyor ondan sonra yapmamıştım. Nereye bakıyorsun artık? Şimdi çalıştırdım. Çalışmayacak tabi. Emre niye çalışmıyor bu? Ne? Ne? Şeyler, bu tweetler var ya. Spansiklerinde Ne yapacağız? Yukarı yazsanız lütfen yani biraz kalıyor. Ne yazacağız yukarı? Kontrol nokta, check for bileme. Emre de bileydi, iyiydi de. Her şeyi var mı? Ya bırak ya. Ortak hocam buna şey yapacağım. Şimdi. şöyle yapalım. 3 tane thread'im var. Allah sen ne yapıyorsun ya? Çok merak ettim şu an. O zaman bana bak arkadaş niye bakmıyorsun? Şimdi burada 3 tane thread'im var. 3 thread'im de globalde çalışan bir tane thread'e bağlı çalışıyor. Ve sıkıntı şu oluyor. 3'ü de aynı işlem yaptığı için ve aralarda da işlemin süresini ben 3 saniye, 2 milisaniye falan beklettiğim için arada işlem süreleri uzadı. Ve dolayısıyla
sayı arttırımları 0,0,0 oldu. 2'ye çıktı. Bu 1'i yazdırdığı zaman bu 4'ü yazdırdı. Hani 1-2-3 mantığıyla gidemediler. Sonra 3 çalıştı, 5 çalıştı. Mutlaka aralardan kaçıranlar da olmuştu, kaçacaktır da. Mesela işte 35 var mı? Varmış. 34 var. Yani doğru sıralama gitmiyor bir kere. Fix bir hata var. Bazen burada şey de denk gelebiliyor. Şu an gelemedi ama aynı sayıdan 2 kere, 3 kere falan da gelme durumları söz konusu. 2 sıfırdan galiba öyle gelmişler. Mesela 3 tane 0 gelmiş. Bunun gibi durumlar oluşabiliyor. Şimdi gözde bunu hep en sonu gelmiş. Yani karışık da olmayan atlayan atlamamış da bir şekilde almış hepsini. Neyse atlayabiliyor. Sıkıntı yok. Aynısı da gelebiliyor. Şimdi bir daha basarsak belki gelir de basmıyor şimdi. İşin esprisi şu. Yaptığımız işlemler ortak bir değişken üzerinden çalışıyorsa karışıklık çıkma ihtimali %100. Dolayısıyla şunu istiyoruz. Biri çalışırken diğerinin çalışmasını istemiyoruz. Yani diğerlerinin beklemesini istiyoruz. Bunlara şu örneği mesela benim biraz aklıma yatıyor. Mesela virüs programı programlarında, tabii. Şurada bir full arama var. İşte bir çabuk arama var. Bir de derin arama gibi bir şey koyuyorlar ya işte. Evet. Onun gibi bir şey düşün. Dolayısıyla üçü de aynı dosya okumayacak mı sonuçta? Derin arama da o dosya okuyor, öbür de dosya okuyor. O zaman teknik olarak birbirlerini devam ettirebilirler. Ya da adam ilk buna bastıysa bunun çalışmasına gerek yok zaten. Hani zaten işine gidecek. Bunun gibi durumları ölçmemiz gerekiyor. Ve burada şöyle bir şey çıkartmışlar. Kilit diye bir şey çıkartmışlar sayın arkadaşlar. Şuraya bir tane değişken oluşturuyorum. Object. Kilit diyorum. Kilit elemanı. Daha sonra her while'ım çalışmadan önce bir tane kilit atıyorum. Ve içine kilit elemanımı veriyorum. Bunun esprisi şu. Şimdi thread içeri girdi ve log'a geldi. Log'a soruyor. Kilit elemanı boş mu dolu mu diye soruyor. Eğer boş ise hemen kilit elemanına bir değer atıyor ve çalışmaya başlıyor. İşi bittikten sonra çıkarken bu yazdığı elemanı geri siliyor. Geri alıyor log'dan. Ve başka bekleyen log'lar varsa onların çalışması için imkan sağlamış oluyor. Tabii hepsini log'luyorum. Üçü de aynı değişkine bağlı olduğu için üçünün log'ı aynı. Şimdi bakalım nasıl bir durum oluşacak. Şimdi ilk hangi eleman gelirse tire geldi. Tire çalışması bitmesi gereken süreye kadar, yapacağı işleme kadar yapıyor. Bu binde bitiyordu galiba. Bittikten sonra log'ı boşalttığı için diğer elemanlardan bir tanesi geliyor. Yani burada şu an yıldız geldi ama soru işareti de gelebilirdi. Soru işareti gelseydi soru işareti devam edecekti. Bu sefer herkes kendi sırasını bilerek aramaya taramaya devam edebiliyor. Eğer şunları mesela yerini değiştireyim, potansiyeli yükseltelim. Şu 3 çalışsın, son 2 çalışsın. Fark etmiyor ama bu potansiyeli yükselttiği için bunu tercih ettim. Şimdi 1 çalıştı. Hala çalışıyor. Sonra 3 çalıştı. 3'ün görevi 3000'den küçük olduğu sürece olduğu için çalıştı. 2 hiç çalışmadı. Çalıştı da while'a girmediği için çıktı. Böyle bir de durum oluşmuş oluyor karşımızda. Yani elemanların birbirine karışmasını, çakışmasını değil de sırayla çalışmalarını bekleye çalışmalarını sağlamak için log'ı tercih ediyoruz. Yani işte log bize böyle bir güzellik sağlıyor. Aynı değişken üzerinde çalışıyorsa yapımız log'lanmasını sağlıyor. Ya da aynı yapı üzerinde çalışmasa bile her sene tek tek çalışsın istiyorsun. Hani çok gönderdin ama tek tek çalışsın istiyorsan yine log'ı kullanıp programda birden fazla değil de sadece bir tane thread çalışmasına sağlayabiliyoruz. Hani çok da mantıklı olmuyor bence ama. Sıraya uyuyor mu dedik hocam? 1, 2, 3, 2 dedik ya. Hı-hı. O sıraya kesin uyar mı? Hı. Uyuyor mu?
Uymuyor. Çünkü ama ayarlayamazsın. Yani yok. Ayarlayamaz. Dengesiz olduğu için öyle bir kavram yok ama sadece potansiyeli yükselttiği için hani ben şöyle yaptım. Yoksa hani olmayabiliyor yani hani. 5 kere 6 kere denesek bir tanesinde şey yapıyor mutlaka. Ben mesela bir numara atlas aradım. Bir kısım yapacağım. O bittikten sonra başka bir ekip yapacağım. Ama kaldığı yerden devam edeceğim mesela. Ya işte o durumlar biraz bu laklarla falan halledilebiliyor. Ya da biri biterken diğerini çalıştırıp çağırıyorsun falan. O durumlar da çözülebiliyor. Yoksa hani thread'i çalıştırırsan Allah'a emanet bundan sonra. Hani kendi kafasına göre gidecekler. Bir de şey isteyebiliyoruz ya uygulamamızı. Tamam böyle ben 50 tane thread açacağım ama bunlar ikişer ikişer çalışsın, üçer üçer çalışsın. Hani 100 tanesi aynı anda çalışmasın. Onu isteyebilirim. Veya 100 tanesinin 5'er 5'er çalışsın isteyebilirim. Böyle bir şey yapacağız. Bir de. Tabii. Ofis kursum arkadaşım. Çoban. Vay arkadaşlar. Çoban ya. Adam burada ofis yaratmaya geçiyor. Burada ofis yaratacağız neredeyse. Niye duvar edeceğim ofisini? Vurur. Ondan sonra vay efendim ben o gün videoyu izlememişim. İzlemezsin de arkadaş. Zaten şey iki videosu. Zaten nasıl bir iki videoysa o iki video her şey orada biliyorum. Bizim kurs iki videosuymuş. Şefimize niye inanıyorum? Ben en fazla 3 tane video izledim. Bizim konuları zaten zaten. Ama tabii ki insan bilmediği yerler sonuçta çıkıyor. Yani... Bildiğim yere sormuşsun. Ha imza atalım ya.